Yayındayız. Merhabalar, Futbol Medya'ya hoş geldiniz. Ben Bülent Tuncay. Biraz önce bir deneme girişi yaptık. Şimdi de asıl girişteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Yani spor basınının çok önemli bir ismi. 50 yılını spor medyasında geçiren, amatör sporun Fehmi babası olan bir isim. Benim de mesleğe başlamama, benim için çok daha özel bir isim. Benim de mesleğe başlamama sebep olan, elimden tutan ve hiçbir yalnız bırakmayan, yol gösteren çok değerli, çok önemli. Dayım olmasının dışında baba yerim olan bir isim. Fehmi Özgüler'le beraberiz. Dayı merhabalar. Merhaba Bülent, kolay gelsin. Sağ olasın. Ya senin için çok zordu. Şimdi seni bilen biliyor, hiperaktifsin. Maşallah Allah uzun ömür versin ve sağlık versin. 75 yaşındasın ama 25 yaşının enerjisine sahipsin. Ve bu koronavirüs nedeniyle evde geçen bir 2 ay var. 55 gün mü oldu? 55 gün oldu. Bugün itibariyle 55 günü doldurduk. Evet. Ya şimdi seni çok yakından tanıyan insanlar hep bu soruyu sorar. Ya Fehmi Özgüler bu 55 gün o daracık eve nasıl sığdı? Çünkü ya sen çok enerjiksin. Sabah çok erken kalkarsın. Çok fazla işe koşturursun. İnanılmaz bir enerjiyle her şeyi peşine devam edersin. Ama şimdi evde geçen bir hayat var. Çocukları çok seversin, çocuklarını, torunlarını. Şimdi onlardan uzak kalan bir hayat var. 55 gün evde geçti ve bugün dışarı çıktın. En küçük torunlara da bir ziyarette bulundun. Oradan başlayalım istersen. 55 gün sonra sokağa çıkmak nasıl bir duygu? Ne, yengeme de selamlar, Nuri yengeme de beraber çıktınız. Bir tur attınız. Bu bilindiği gibi ben daha önce Sabah gazetesinde çalışıyordum. Trabzonspor'u takip ediyordum. Trabzon'un cumartesi günü olan maçlarını sabah erkenden buradan uçakla Trabzon'a gidiyorduk. Ondan sonra akşam maç oynanıyordu. Ertesi sabah 10 uçağıyla İstanbul'a dönüyorduk. Tabii ki normalde İstanbul'a dönüşte eve gelmemiz lazım. Ondan sonra sohbet etmemiz lazım, dinlenmemiz lazım. Fakat ben ne yapıyordum? Saat 1'de ikinci lig maçı var. İkinci lig maçına gidiyordum. O maçı bitiriyordum. Basket maçına gidiyordum. Onu bitiriyordum. Birinci lig, yani Sportoto Süper Lig maçlarına gidiyordum. Yani şunu söylemek istiyordum. Bana İstanbul dar geliyordu. Ama korona bizi eve mahkum etti. Fakat ben başkaları gibi şikayet etmiyorum. Bu bizim başımıza gelmiş bir hastalık. Devletimizin koymuş olduğu kurallar var. Bu kuralları ben harfiyen uyguluyorum. Bugün itibariyle 55 günü doldurduk. Tabii ki İstanbul bana dar geliyordu ama şimdi Yüce Rabbim beni 85 metrekareye sığdırdı. Burada işte sevgili eşim Nuri Hanım'la beraber günümüzü gün ediyoruz. İşte sağ olsun şimdi ben şeker ve tansiyon problemim var ama Allah'a çok şükür şekerim bugün ölçtüm. 95, tansiyon da 13'e 6. Yani sağlığım çok iyi. Şükür. Bugün sabah banyo gittim. Ondan sonra tıraş oldum. Parfümlerimi sürdüm. 55 gün sonra çorabımı giydim. 55 gün sonra ayakkabımı giydim. 55 gün sonra montumu giydim. Sağ ayağımdan çıktım. Buradan yavaş yavaş biliyorsunuz ben Rami'de oturuyorum. Rami Yeni Mahalle'de oturuyorum. Buradan Bosna, eski adı Bosnalılar Mahallesi. Biz Yeni Mahalle diyoruz da eski adı Bosnalılar Mahallesi. Boşnaklar Mahallesi diyor. Tabii önce maskemizi taktık. Aynanın karşısına geçtik. Başlangıçta tabii biraz bana zor geldi. Çünkü ben biraz evhamlı bir adamım. Neyse buradan yavaş yavaş Rami Parkı'na gittik. Orada bir tur attık. Biraz nefeslendik.
arkadaşları işte arkadaşlarla selamlaştık. Oradan İstanbey'e indik. İstanbey'de 3 numaralı kızım Gülnur oturuyor. Gülka. Ben ona Gülkan derim. Ve de onun çocukları, benim torunlarım olan Niloş'tan Paşam Ömer. Onları 55 günden beri canlı olarak hiç görmemiştim. Ondan sonra biz buradan İstanbul'a aşağı indik. Yavaş 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 Nuriye Hanım'la beraber. Ondan sonra merdivenlere oturduk. Telefonla açtık. Ondan sonra Niloş, Paşam Ömer, Paşam Deniz. Ömer Deniz. diyorum. A, Deniz'den İki karıştırıyorum torun peş peşe tabii. geldi. Orada nasıl? İki erkek torun peş peşe geldi. Bazen karıştırıyor. Evet. Ondan sonra Gülnur da geldi. Tabii bizi Ömer diyorum. Deniz bizi görünce ellerini kaldırdı yani. Beni de alın gibilerine. Tabii ben bu arada duygulandım. Ondan sonra bir dede olmak tabii ki kolay değil. Ondan sonra annesi onu şeye bıraktı. Yere bıraktı. Annesinden bir kurtuldu. Bir anneannesine koşuyor, bir bana koşuyor. Bir anneannesine koşuyor, bir bana koşuyor. Bizi çok mutlu etti. Ondan sonra işte bir 10-15 dakika hasret giderdik. Tabii ki sosyal mesafe çok önemli. 3 metreyi ben hiç şey yapmadım, daraltmadım. 3 metrelik mesafeyi kullandım. Ondan sonra bu arada ben unuttum. Aslında baştan söylememiz lazımdı. Bugün Anneler Günü. Bugün Anneler Günü. Rahmetli annemin, rahmetli teyzelerimin, rahmetli kız kardeşim Nevinim'in. Oh, kardeşim deyince Ya dilek teyzemiz yanlarım cennet olsun. yeni kaybettik. Bizim hayatımızda çok değerli bir insan. Her zaman öyle olacak. Biraz tabii o hepimizi üzdü. Hala atlatamadık. Valla bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayalım rahmetli olanlara. Allah Tabii. rahmet dileyelim. Mekanları cennet olsun. Sağ ol onlara. Sağ ol onlara. Yani çok şanslıyız bu konuda. Çok zaman geçiriyoruz. Zaman geçirme şansımız oldu. Annelerimizle, babalarımızla, çocuklarımızla, senin yaşında torunlarla. Sen çocukları çok seversin. Mesela Evet. ben de uzun süre Rami'de oturdum. Dayımla karşı karşıyaydı dairelerimiz. İlk çocuğum olduğunda, Başak olduğunda her sabah istisnasız dayım uğrardı. Çok sever çocukları. Kendi çocukları da el bebek gül bebek büyümüştür. Bizim çocuklarımız da öyle büyütmüştü. Şimdi torunlar da haşır neşir oluyor. Sanıyorum bu 55 günde en çok torunları özlüyorsundur dayı. Tabii şimdi sizler de benim çocuğumsunuz. İşte Başak olsun, Sinan olsun, ondan sonra Ege olsun, Nihan'ın şeyleri var, ata var, ada var. Onları da çok özlüyorum. Ama tabii damatlarımı da özlüyorum. Ondan sonra torunlar tabii ki özleniyor. Torunlar bizim her şeyimiz. Torunlar bizim servetimiz. Yüce Rabbim bize 5 tane servet vermiş. Onları dünyanın en güzel, en kutsal canlı varlıkları. Onlar bizim her şeyimiz. Onları gördüğüm zaman mutlu olurum. İşte kim var? Zeynep var, Duru var, Niloş var, Deniz var, Ömer var, Paşam Ömer var. Onlar şimdi bu aşağı yukarı kaç 55 gün zarfında bizim Perşembe günleri bilirsin Rami'de pazar kurulur. Biz Nuriye Hanım'la beraber Perşembe günleri pazara çıkarız, oradan balık alırız. Evimizde bütün işte torunlarımız, damatlarım, ondan sonra evlatlarım gelir burada kahvaltı yapardık. Ondan sonra o günleri çok özledim. Keza yine cumartesi günleri, özellikle cumartesi günleri torunlarım bize gelirdi.
beraber kahvaltı yapardık. O günleri çok özledim. Gelecek gelecek. Onların hepsi gelecek dayı. İnşallah. Özellikle ilk kez arabamdan 55 gün ayrıyım. Arabamın kokusunu bile özledim. Ondan sonra biliyorsunuz ben Basketbol Federasyonu'nda da yardım ediyorum. Onların maçlarına gidiyorum. Fotoğraf çekiyorum. Maçlara gidip fotoğraf çekmeyi çok özledim. Ben çektiğim fotoğrafları işte basketbolcu kızlarımıza, hakemlere, oradaki görevlilerin hepsine e-mail atardım. O günleri çok özledim. Ama Allah'ın izniyle bu günler yine geçecek. Bu virüs nasıl geldiyse geldiği gibi inşallah tekrar gidecek. İnşallah. Şimdi Fehmi Özgüler'i bulmuşken tabii biz hayatımızın merkezinde akrabamız, dayımız, canımız, ciğerimiz biraz özel sohbet yaptık. Biraz da mesleki olarak bir yolculuk yapalım. Geride 50 seneyi var, hatta 50 seneyi aşan bir meslek hayatı var. Ve bunun içinde çok fazla anı var. Amatör sporun, İstanbul amatör futbolunun Fehmi Bas'ın yani Recep Tayyip Erdoğan'dan ne bileyim Ekrem'e kadar ya da bir sürü isme kadar futbolcularla haşır neşir oldum. Bu şeylerin tanışıklığım var, diyaloglarım var. Çok ciddi emek verdin. Eskiden çok çok önemliydi. Özellikle 3. lig kurulana kadar, profesyonel 3. lig kurulmadan önce İstanbul Ligi, Amatör Ligi çok kıymetli bir ligdi. Önemli yıldızlar da yetişirdi. Bunun dışında amatör sporlarda çok büyük hizmetlerim var. Başta basketbol olmak üzere. Trabzonspor'a çok uzun dönem hizmet verdim. Bir sürü anı birikti. Onlara geleceğim ama önce ben başka bir şey soracağım. Şimdi şampiyonluk yarışının içinde olan Trabzonspor'la aynı puana sahip bir takım var, Başakşehir. Başakşehir aslında yeni bir kulüp ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin isim değiştirilmesiyle oluştu. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İstanbul'daki 3 belediye kuruluşunun futbol takımlarının bir araya gelmesiyle kurulan, oluşturulan bir yapıydı ve bunun iskeleti profesyonel ligde yer alan, 3. ligde yer alan İSKİ Spor'du. İSKİ Spor'u da kuran isimlerden, ana kadrodan birisin. Yani bugünkü Başakşehir'in kurucularından biri sayılırsın. Biraz kökene indiğimizde. Ya, o yıllara bir gidelim. Nasıl kuruldu? Nasıl bir süreçten geçti? İSKİ Spor'u kurdunuz. İSKİ Spor tuttu. Profesyonel lige yükseldi. Onun üzerine o yapı belediye takımı haline getirildi ve ondan sonra da bugünkü şampiyonluk mücadelesi veren yapı ortaya çıktı. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Amatörlük dediniz. Cumhurbaşkanımız beni gördüğünde Fehmi Baba diye hitap eder. Niye Fehmi Baba der? Cumhurbaşkanımız futbola Kasımpaşa'nın Erokspor takımında başladı. Oradan cami altına geldi. Cami altından da İETT'ye geldi. İETT'ye geldiğinde santrafor oynuyordu. Ondan sonra o dönemin hocası Mehmet Ali Hoca, Kastamonu kendisi ve Kastamonu'da şu anda hayatını sürdürüyor. İsmi de Deli Mehmet Ali'dir. Böyle çok agresiftir. Baktı ki takım fazla gol yiyor. Cumhurbaşkanımızı Libero'ya aldı. Yani eski ismi Santraf, şimdiki Santraf, şimdi Libero deniyor. Tandem deniyor. O yıllara dayanan bir dostluğumuz vardı. Arkadaşlarımız vardı. Ben İSKİ'ye çalışırken dönemin genel müdürü Doktor Atom Damalı çok mükemmel bir insan. İSKİ'ye çok şeyler vermiştim. Ben kendisinin basın danışmanıydım. Beni çağırdı. Ondan sonra makamına Fehmi dedi, hemen dedi İSKİ Spor'u kuralım dedi. Ne gerekiyorsa yap dedi. Peki efendim dedim. Ben de hemen Coşkun Doğru var. O zaman personel memur
müdürüydü. Coşkun dedim, takımı gel dedim, hemen faaliyete geçirelim. Biz hemen gayri peder olarak takımı kurduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu futbol turnuvası vardı. O turnuvada biz şampiyon olduk. Sonra bana tekrar sen hatırlat. O turnuvada çok ilginç bir anım var. Onu size aktaracağım. Ondan sonra biz o dönem DSİ'de çok başarılı bir sezon geçiren ve daha sonra kapanan DSİ'nin çekirdek kadrosunda Erdoğan, Erdem, Sabahattin Keskin, rahmetli Turan Hoca. Çok mükemmel bir hoca, mükemmel bir insan. Turan Hoca'yla Turan Hoca'yı aldım. Üçünü genel müdürümüze getirdim. Onları hemen kadroya aldık. Ondan sonra biz 1987 galiba, 87. Biz hemen federe olduk. İstanbul Amatör 2. Lig'de başladık ve 4 yıl gibi çok kısa bir sürede biz ekip olarak tabii, sırf benden olmadı. Doktor Atom Damalı ve ekibi, yönetimi büyük destek verdi. Coşkun destek verdi. Turan Hoca, Sabahattin Keskin, Erdoğan Erdem. Ve biz 4 yıl gibi bir sürede bugünkü ismiyle Sportoto 2. Ligi'ne yükseldik. Sonra dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Nurettin Sözen dedi ki biz İSKİ ile Belediyespor'u birleştireceğiz dedi. Peki dedim efendim. Ondan sonra birleşti. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu Başakşehir'le Belediyespor birleşti. Bugünkü Başakspor'un ismini aldı. İsterseniz bir anım var. Evet evet, o turnuvadaki anı. Ha, turnuvada çok güzel, süper bir takım kurduk. Çünkü İstanbul Amatör Liglerinde top oynayan bir sürü topçuyu ben işkiye aldım. Yani ben derken genel müdürlük bana talimat verdi. Ben gittim, oyuncuları seçtim, aldım. Ondan sonra antrenmanlara biz hemen başladık. Turnuva başladı Sözen zamanında. Turnuvada biz her takıma 4, 5, 6, 7 çekiyoruz falan. Ondan sonra yarı final maçı var. Maç Vefra stadında en aşağı 2000 kişi var İSKİ'de. Ondan sonra maç o dönemin genel müdür muavini vardı. Rahmetli oldu. Aytaç Enersoy. Benim buralara gelmemde çok büyük katkısı oldu. Mekanı cennet olsun. O da futbolu çok seviyordu. Fehmi dedi, ben dedi şampiyonluk istiyorum dedi. O da futbolun hastasıydı. Tamam dedim sayın genel müdürüm. O günde hava hafif yağmurlu. Hafif böyle yağmurlu. Ben de eşimi aldım. Nuriye Hanım'ı maça gittik. Maçta Gaziantep Belediyesi ile, yani normal şartlarda 4-5-0 falan yenmemiz lazım. Ama bizim takım gol pozisyonuna giriyor fakat gol atamıyor. Onlar son 5 dakikada bir gol attı ve maç öyle bitti. Ay Aytaç Bey, ondan sonra bizim hanım da şeyde vefasında tribünde. Tribünde, ondan sonra biz tabii hemen toparlandık oyuncularla, dostları Aytaç Bey makamına. Aytaç Bey barış fıçısı. İşte sizi utanmıyor musunuz? Biz size destek veriyoruz. Ben hanımı bir uyandım. Nuriye Hanım şeyde, vefasında da kaldı. Unuttun gitti yani. Tabii Nuriye Hanım evde. Ondan sonra o hemen arabayı atlıyor dostları. Eve gidiyor. Akşama tabii geldik. Surat bir karış, işte özür falan diledik. Ondan sonra işi tatlıya bağladık yani. İyi valla, hanımı da yengemin unutmuşsun. Delik yemin. Evet. Yani. Direkten... İstersen
Bir de amatör maçın çok sevilen, sayılan futbol hakemi vardı. Macit Tümen. Macit Tümen hasta, Galatasaraylıydı. Maçlara çıkıyordu işte, orta hakemlik yapıyordu. Hasta Galatasaraylıydı. Yine bir gün Vefa Stadında maç yönetiyor. Ondan sonra bir düdük çalıyor. Beyler diyor, bir dakika diyor. Bekleyin diyor. Adamın biri türbünde direğe yaslanmış, maç dinliyor. Meğerse o günde, o yıllarda da birinci ligler gündüz oynanıyordu. Çünkü o zaman şey yoktu. İstiklal Işıklandırma falan yoktu. Adam maçı bıraktı, gitti dost doğru şeye. ve karşılıklı sonucunu öğrenmek istiyor ve kaldığımız yerden devam edelim. Ve soruyor, oğlum Galatasaray maçı kaç kaçtı diyor. Onda da Galatasaray 2-0 galip. 2-0 galip diyor amca. O hemen tamam evladım diyor ve tekrar gidiyor maçı başlatıyor. Ondan sonra maçı o şekilde tamamlıyor. Ya bu enteresan tabii. Hakemlerin tarafsız olması gerekiyor ve amatör ligde ya da alt liglerde maç yöneten bir hakem büyük takımlardan birini tutup bu konuda böyle bir maçı durdurarak skor öğrenmek için böyle bir tavır alıyor. Çok enteresan. Bugün yapılsa Evet. ortalık ne girer? Yer yarılır. Bir de hakem anısı daha var. Bir yarbay hakimin bir oyuncuyu dövmesi, yumruklaması, kırmızı karta itiraz eden, değil mi? Öyle bir şeyi de paylaştım Facebook hesabında. O da enteresan bir anıydı. Evet. Rahmetli oldu. Adnan Yılgıç Yarbay'dı o zaman. İşte bundan kaç sene önce? 25 sene önce mi? 30 sene önce mi ne? Çok önemli bir maç. Vefa Stadında yine oynanıyor maç. Ondan sonra maça da Adnan abi vermişler. Mekanı cennet olsun. Böyle 1.70 boyunda falan. Tıknaz ama çok kuvvetli, güçlü. Atletik Yarbay. Maç oynanıyor falan. İkinci yarıda falan oyuncunun biri sert hareket yapıyor. Ondan sonra kırmızı kart gösteriyor. Ondan sonra sinirlenen oyuncu dövmeye geliyor. Adnan abi de çelik bir yumruk iç yapıyor. Adam bir yumrukta nakavt oluyor. Ondan sonra hemen oradan polisler geliyor, güvenlik geliyor. Oyuncuyu hemen oyun dışına şey yapıyorlar, götürüyorlar ve maçı da o da tamamlıyor. Bunu o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyordun. Cumhuriyet Gazetesi'ne haber yapmışsın, değil mi dayı? Evet. Ya Bir aslında de esas çok önemli bir olayım daha var benim. Olay değil de çok çok ilginç bir şey anım var. Ben rahmetli bizim hanımın amcası vardı, Osman amca. O beni Cumhuriyet Gazetesi'ne götürdü. Ondan sonra o zamanın şefi Abdülkadir abi vardı. Abdülkadir Yücelman. Dünya iyisi. Mükemmel bir insan. efsane spor müdürlerindendir. Ya, efsane. Ondan sonra Fehmi dedi, ben seni alacağım ama dedi, biz dedi fazla para vermiyoruz. Dedi ki, ben de dedim ki Abdülkadir abi, biz buraya para için gelmedik. Ondan sonra biz bu işi seviyoruz. Peki dedi, o zaman git dedi, Şeref Sandalı dedi, maçlar oynanıyor dedi. Bana hemen bir tane kimlik verdi ve ben orada başladım. Amatör maçlara yıldız vermeye falan. Bir ay sonra beni Abdullah abi çağırdı. Fehmi dedi, sen dedi bu işi çok iyi yapıyorsun dedi. Ben hemen gittim bir tane fotoğraf makinesi aldım. Rus. Zenit makine. Başladım. Sen dedi bundan sonra dedi ekip şefisin dedi. Peki yapalım. O zaman İstanbul amatör futbol liglerinde şimdi bazıları küme diyor. Küme diye bir kavram yok. Lig var.
İstanbul Amatör Futbol 1. Ligi, İstanbul Amatör Futbol 2. Ligi. Şimdi mesela işte Spor Toto Süper Lig'de diyelim ki takımın biri ligden düşüyor. İşte küme düştü diyor. Hayır, küme düştü yok. Ligden düştü. Küme yok. Neyse, biz hemen başladık. Ondan sonra o zaman 26 kişi vardı Cumhuriyet Gazetesi Spor Servisinde. İşte kim vardı? Hıncal Buluş, Abdülkadir Yücelmen, Abdullah Gergeç, Ali Alakuş, Allah rahmet eylesin. Deniz Som, Allah rahmet eylesin. Reha Öz, Allah selamet versin. Ondan sonra o 26 kişi bir sayfa yapıyor. Ondan sonra biz 80 takım var. 8 grup, 8 sahada maçlar oynanıyor. Ben ekibimle, 8 kişilik ekibimle tek sayfa yapıyorum. Bakın şimdi orada 26 kişi tek sayfa yapıyor. Ben 8 kişiden tek sayfa. Ama tabii ki burada işi sevmek önemli. Daha sonra bu ekibe kimi aldım biliyor musun? Söyle bakayım. Vallahi o ekip çok gelişti. Daha sonra ben de dahil oldum ama daha sonra ya biz şimdi dayımla amatör spora başladık. Vefasla'da muhabirliği yapmaya başladık ama işini o kadar çok seviyordu ki sevmenin dışında bir de çok düzenli, disiplinli çalışıyordu. İstanbul Amatör Ligleri ile ilgili defter tutardı. Bütün takımların defterleri vardı. Bunları ciltlettirirdi. Sezon kim hangi maçta ne kadar süre oynamış, kaç yıldız almış, bunların hepsinin dökümü vardı. Yani Futbol Federasyonu'nda olmayan arşivi oluşturmuştu. Her şeyi kontrolü altında tutardı. Müthiş bir ekip vardı. Her yerden haber akar, fotoğraf akar, maçlar akar. Çok büyük bir organizasyondu ama o kadar kolay yapardı ki bunu. Basit bir iş gibi. Yani bahsettiğim çok önemli bir şeydi. Geniş bir ekiple, çok önemli bir yapı, dinamik bir yapıda bunu sağlayacaksınız ve o zamanlar cep telefonu yok, teknoloji yok, bilgisayar yok. Telefonla maç veriyorsunuz. Telefonla stat muhabiri için maç vermek ya da merkezde duran birinin telefonla o maçı alması bile başlı başına daktiloda bir işti, bir süreçti. Çok yoğun emek isteyen bir akıştı. Çok yani çok sıra dışı günlerdi. Sevilerek, yani sevilmeden yapılacak bir şey değildi ve gerçekten çok çalışılıyordu. Yani neredeyse orada yatıp kalkılıyordu. Sen hatırlar mısın bilmem. İkimiz yine şeye gittik. Vefa'ya maça gittik. Ondan sonra maçlar bitti. O zaman da Vefa'da 3 maç, 4 maç oynanıyor. Biz minibüse atladık. Ondan sonra Cumhuriyet'e gittik. Bir baktık bizim fotoğraf makinesi yok. Çanta ya. Yok. Bilmem nerede çanta. Unuttuk. Dedim sen son şeye git. Vefa stadına git. Bençler yani yedeklerin dedim oturduğu yere bak dedim. Eğer dedim oradaysa orada. Yoksa dedim gitmiş dedim ne yapalım. Ondan sonra sen anlat. Ya şimdi ben dayım aldı zannediyorum. Dayım da ben aldı zannetmiş fotoğraf makinesini. Yani makineler dayımın ama zaman zaman ben de fotoğraf çekiyorum. Bana da veriyor yedek makinesini. Ama bu makine dayımın kullandığı makineydi. O yüzden ortada kaldı. Yani o sırada bizi daha ufaz, dayımın kafası meşgul. Neyse biz unuttuk, stat'tan geldik. Stat'ta bir maç daha var. 5 makine vardı. Son maça kalmıştı. Son maçtan önce gazeteye geldik. Orada sayfaları düzenleyeceğiz. Eyvah dedi böyle bir şey. Ya ben elim ayağım kilitlendi. Yani ne yapacağım bilemiyorum. Hemen koş dedi. Tabii o zaman minibüs otobüste tekrardan gittik stada. Vefa stadında eskiden yedek kulübeleri merdivenle çıkılırdı. Yukarıdaydı. İngilizlerin biraz sistemi gibiydi. Allah'tan orada bırakmışız. Bir çıktım ben altında insanlar sohbet ediyor. Basın türbini olarak kullanılan iki tane yedek kulübesi var. Ortada da basının kullandığı kulübe var. Merdivenlerden kulübeye çıktım. Bir baktım çanta orada. Oh dedim rahatladık.
Ya dayım çalışması çok keyifli bir insandı ama biraz hani işe çok konsantre olduğu için biraz da sinirlidir. Dedim bulamasaydım ben herhalde gazeteye gidemezdim o gün. Direkt eve kaçardım. Kaybetmiş olsaydık makineyi. Ya böyle çok anı var tabii. Yani dayım hiperaktif dedim ya. Hiperaktiftir. Duramaz yanında aynı anda bir sürü iş yapabilir. İşi çok disiplinli yapar. Yani işine aşık insandır. Her sabah mesela 6'da kalkar, gazeteleri alır, kontrol eder, taramalarını yapar. Yani insanlar daha güne başlamadan Beyim Özgüler için gündem tamamlanmıştır artık. Yani yol haritası bellidir. Bir gün önce haberlerin hepsini okumuştur. Olaya vakıftır. Kafasında ertesi günün ürünlerini planlar ve ona göre çalışır. İnsanlar daha iş yerine gittiğinde Beyim Özgüler yolu yarılamıştır bile. Yani malzemeler ortaya çıkmıştır, istihbarat önerilerini de bulunmuştur. Ona göre röportajlarını hazırlamıştır. Herkesten bir adım öndedir. O çalışkanlığı, vizyonu her zaman fark yaratmıştır. İstersen bir de seninle ilgili bir anım var. Benimle ilgili ama unutma, kaçırma, hatayla ilgili olay ama dur bakalım. Bu Allah selamet versin. Nerede çalışıyordum? Hürriyet Gazetesi'nden teklif geldi bana. Cumhuriyet'teydi galiba. Yok, Cumhuriyet değildi. Güneşteydik. Güneşi, ha güneş, doğru, güneş, bravo bravo. Ondan sonra ama güneşin de böyle son zamanlarında böyle düşüşte iyice böyle trajı falan düştü, maddi imkanları aşağıya düştü falan. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Nezih Alkış beni çağırdı. Dedi ki bize gelir misin? Dedim gelirim Nezih abi, niye gelmeyeyim? Dedim bak beni alıyorsun ama benim bir yeğenim var dedim. Bülent Tuca dedim. O da dedim cumartesi pazar dedim gelsin dedim. Bize yardım etsin dedim. Ondan sonra ya dedi ne yapacaksın şimdi o dedi çoluk çocuk dedim sen bilirsin ama bak yarın bir gün dedim faturasını dedim sen ödersin. Ondan sonra tamam gelsin dedi. Ya işte 3 kuruş veririz dedi. Tabii biz işe başladık. Bir iki sene sonra bana çok güzel bir teklif geldi. Yanılmıyorsam milliyetten geldi. Milliyet. Milliyetten geldi. Şansal abi seni çağırmıştı hatırlıyorum. Şansal Ne? büyük aydı. Şansal abi. Şansal abi çağırdı beni. Ondan sonra dedim ki Nezih abi durum böyle böyle böyle. Dedim ben gidiyorum dedim. Bana dedi bir iyi bir teklif geldi. Dedim ben şeyi de alacağım. Bülent'i de alacağım dedim. Yo dedi vermem dedi. Bülent'i vermem dedi. Ondan sonra sen orada kaldın, ben milliyete gittim. Yani Ya önce bu seni istememişti Nezih ya abi. Ondan sonra gençtik tabii. Ama evet. çok çok severek çalıştık. Çok çalıştık. Yani oradan neredeyse evimize gitmiyorduk. Yani bir sürü işi, Ne? 5 kişinin yaptığı işi yapıyorduk. Ama çok değerli. Hürriyet bana çok şey kazandırdı. Sayende girdiğimiz o yapıda çok kıymetli insanlarla çalışma fırsatı buldum. Beni çok zenginleştirdi, geliştirdi. Sen çalışmak zaten öyleydi. Oradaki yapıyla beraber, Hürriyet'in o dinamikleriyle beraber bir kurumsal kimlikte bulunmak da insanı çok mesafe kat ettiren bir olay. Ama o zaman Hürriyet 700 bin 800 bin satıyor yani Türkiye'nin en iyi gazetesiydi yani. Tabii. Yani Spor Hürriyet'in ekibi yani. Hürriyet olduğu zamanlar tabii. Ulus Tongsürler, Rıdvan Yelekçiler, Faik Gürses, birkaç Doğan Faik Korkmaz. Gürses, rahmetli Ayhan, mekanı cennet olsun, Ayhan Yılmaz, Evet. Helal. İlyas Namoğlu, Rahmetli Atılay Kayaoğlu. Adam gibi adamdı. Selahattin Atalay Kayaoğlu adam gibi adam. Gökhan. Evet. Selahattin Gökhan da Ne? tabii Engin Ha Biçer. Selahattin. Ne? Yani Ahmet Demir Bey. İlhan Uzundurukan vardı. Ha İlhan. Tunç İlhan Kaya. Dört Kol. İlhan İlhan Dört. Dört Kol. Evet. Ya Yani çok ya bir ekipti. Yani ya. Alaaddin Tabii o zaman. Çifti, Oğuz Tongsil Çifti, sonra Tabii Faik tabii. abi de farklı farklı dönemlerde Evet. çalıştık. Yani bizden önce Kazım Kanatlar varmış. Onlar Kazım Kanat. Doğru. O zaman oralar full kadro. olmadı ama
Hürriyet bir okuldu. Bir de istiyorsan Güneş Gazetesi'ne nasıl transfer oldum onu. Onu da dinleyelim dayı. Yani Güneş, bir kere ben bir giriş yapayım. Bu 80'lerde medyada çok fazla televizyon yok zaten TRT dışında. Yazılı medyada da 5-6 tane temel gazete var ve Güneş Gazetesi büyük bir yatırımla sektöre girdi. Yazılı medyaya girdi. İnanılmaz. Ahmet Kozanoğlu, Ömer Çavuşoğlu. Ömer Çavuşoğlu, Ahmet Kozanoğlu ikilisinin yatırımıyla çok iddialı bir şekilde ve medyada, özellikle sporda müthiş bir ekip kurdu. Neredeyse spor medyasının en önemli isimlerinin tamamını topladı kadrosuna. Kimler yok. Yani böyle bir efsane kadro. Bu dönemde de sen Cumhuriyet'tesin. Cumhuriyet'te tam sayfa hafta sonları bir sayfa normal spor var. Bir sayfada artı olarak amatör futbol yer alıyor ve çok ses getiriyor. Yani onun dönüşü olan bir şey. Trajik etkileyen bir yapı. Cumhuriyet'in de ekip şefisin. Evet. Amatörlerin ekip şefiydim. Evet. İşte o zaman rahmetli kral, imparator Necmi Tanyolaç, Şahsal Büyükağa, Oğuz Tongsür falan hepsi Güneş Gazetesi'ne transfer oldu. Mahmut Küçük, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Necmi abi çağırdı beni. Dedi ki Femi dedi, biz seni dedi almak istiyoruz dedi. Gelmek ister misin dedi. Dedim Necmi abi, siz imparatorsunuz, kralsınız. Dedim seve seve gelirim. Dedi ne istersin? Dedim ben sizin yanınıza pazarlık yapmaya gelmedim. Siz ne verirseniz, ne uygun görürseniz o fiyata geleceğim dedim. Dedi ne alıyorsun dedi. Yalan söyledim. Allah rahmet eylesin. Beykan zennet olsun. O zamanın parasıyla 5.000 lira alıyordum Cumhuriyet Gazetesi'nde aylık. Aynı zamanda da İSKİ'de çalışıyordum ben. Ondan sonra dedim 10.000 lira alıyorum dedim. Sana dedi 35.000 lira. Yani Cumhuriyet'in vermiş olduğu paranın 7 misli. Ondan sonra el sıkıştık. İmzaları attık. Cumhuriyet Gazetesi bunu hemen duymuş. O zaman da şef Mehmet Tezkan. Şef. Abi spor dedi müdürü. Spor müdürü Mehmet Tezkan. O zaman çok seviyorlardı beni Cumhuriyet. Abi dedi hayrola, dedim ya böyle. Dedim bana bu parayı verdiler. Bizi dedi kaça kalırdın? Dedim vallahi pek düşünmedim. Bu hemen gitti, 10 dakika sonra geldi, konuşmuş. Sana dedi 25.000 lira veriyorlar dedi. 5.000 lira alıyordum, 25.000 lira hemen dedim ki ben dedim 35'e anlaştım dedim. Neydi, sıkıştık. Başladık görevi falan. Gazete çıktı falan. 600-700-800'ü basıyor Güneş Gazetesi. Dev kadro. Necmi abi dedi ki Allah rahmet eylesin. Her ay dedi bir arkadaşa dedi bir maaş dedi ikramiye vereceğiz dedi. Ondan sonra iyiydik, biz başladık. Bir ay sonra Necmi abi beni çağırdı. Femi gel dedi. Buyurun dedim Necmi abi. Ben senden çok memnunum dedi. Ve ilk ikramiye dedi senin dedi. Hemen ilk maaşla beraber ilk ikramiye aldık. Paraları cebime koydum. İnan yolda yürüyüşüm bile değişti yani. İki cebimde para dolu böyle. Yani buralara bugün Fehmi Özgüler'e oldum. Tabii en üst düzey Fehmi Özgüler değilim ama isim sahibiyim Babali'de. Eşim, evlatlarım, kız kardeşlerim, damatlarım, yeğenlerim çok güzel günlerim geçti. Burada en büyük pay Necmi abinin. Hiçbir zaman için Necmi abiye karşı saygısızlık etmedim, namkörlük etmedim. Allah razı olsun ondan. Allah onun mekanını cennet eylesin. Amin. Peki yani Babali'de anı çok dayı, hepsini bir anda bitirmeyelim. Bir başka yayınlar da yapalım. İstiyorsan eklemek istediğin başka bir şey varsa alalım, ama yoksa bir burada virgül koyalım en azından bugün için.
Sonra başka bir yayında tekrardan bir araya gelelim, konuşalım diyorum. Yani Baba Ali çok önemli günler geçirdi. Çok kıymetli, değerli zamanlar geçirdi. Ses getiren yayınlar yaptı. Çok yoğun emek isteyen arkadaşların üst düzeyde olduğu çok keyifli dönemlerden geldik, geçtik. Onlardan çok fazlanı birikti. Onların bir iki tanesini Fehmi Özgüler araya sıkıştırdı. Ama yine yayınlarda beraber olacağız Fehmi Özgüler'le ve bu anıların devamını alacağız. Çok teşekkür ederiz. İyi ki var. Ben teşekkür ediyorum. Başak kızım gelmiş, hoş gelmiş. Yayında da onun da katkısı oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. İnşallah koronasız günler bizi bekleyecek. Yine torunlarınla beraber, damatlarınla beraber, kızlarınla beraber, yeğenlerimle beraber hep birlikte inşallah kahvaltı yapacağız. Balık ziyafetleri çekeceğiz. Necmiye kız kardeşime de çok çok saygılar sunuyorum. İsmail çok düzgün insan. Gençliğimde iki tane kız kardeşim vardı. Hep dua ediyordum. Yüce Rabbim diyordum. Bana Bulgar damat verme. Ama çıka çıka ilk damadım İsmail oldu Bulgar. Ama Bulgaristan geçtiğini biliyorsun, hassas bu konular. Evet, ama Allah herkese böyle damat versin, evlat versin. Mükemmel bir insan. Allah ondan razı olsun. Benim kız kardeşime çok güzel baktı. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Oldu, efendim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.